Evet, milletvekili adayı adaylarımızın size rekabet etmesi noktasında ilk sırayı bayanlardan yana pozitif bir ayrımcılık yaparak kullandım. Ben Hülya Hanım'a sözü bırakayım. Kendilerine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Ve hoş geldiniz diyoruz yüksek teşkilatımıza. Buyurun, söz hakkı sizde Hülya Hanım. Öncelikle vaktinizi ayırıp bizler için buraya geldiğinizden dolayı teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum hepinize. 1974 Zonguldak doğumluyum. İki tane evladım, bir tane de torunum var. Ellerinizden öper. AK Parti çatısı altına yeni geçtim. Doğru Yol Partisi'nde 23. dönem milletvekili adayları, son seçimlerde Zonguldak Belediye Başkanı adayı, belediye başkanı adaylığından sonra Doğru Yol Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na getirildim. 16 yaşında evlendim, 17 yaşında siyasete girdim. Yani çocuk yaşta siyasetin içine girdik. Tabandan doğru geldik. Şöyle söyleyeyim, yani tepeden torpille, işte birilerinin ismiyle geldik. Tırnaklarımızla geldik. Kendimize güvenerek geldik. Zonguldak halkı, çoğu insanlar bizi tanır. Ereğli de aynı şekilde, Alaplı da aynı şekilde ama ben bayanların her zaman siyasette olmasını istiyorum. Niye olmasını istiyorum? Çünkü bayanların önce kendine bir özgüveni olması gerekiyor. Tamam, bir toplumumuzda bir erkek egemenliği var ama bunu yıkmak istiyoruz. Bize bu görev verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çatısı altında ben de mücadele etmek için sizlerin yanına katıldım. İçeride diğer adaylarımız da var. Tabii sizlerin karşısında ayrı bir heyecan içindeyim. Çünkü ilk defa böyle bir kalabalıkla beraber içeceğim ve bu da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. İstiyorum ki 25. dönemde halkının yanında olan, mağdurun yanında olan, benim için önemli olan o. Kendini değil, çevresindeki mağdurluğu, şehrini ve halkını düşünen kişi Zonguldak'ta halkımızın karşısına çıktı. Benim istediğim bu. Önce Rabbimizin size açtığı yolla, dualarınızla, sonra da sizlerin vereceği, halkın vereceği destekle mücadeleme devam edeceğim. Seçilirim ya da seçilmem. Hiç önemli değil. AK Parti çatısı altına katıldığım için gurur duyuyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Allah herkesin şansını versin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Ben meslek mezunuyum. Lise mezunuyum. Ev hanımıyım. Ama hanım olamadık daha. Sokaklardayız sürekli. 23 yıldır içindeyim. Her yerde vardım. Şöyle söyleyeyim. Benim en büyük avantajım, ben siyasete Anavatan Partisi'nde başladım. Rahmetli Veysel Okasoy'la beraber başladım. Oradan Doğru Yol Partisi'nde Ömer Barutçu'yla beraber devam ettim. Ali Uzun, Ömer Barutçu, rahmetli, belki bilirsiniz, il başkanımız Enver Cevahir. Bunlar baba diye tabir ettiğimiz insanlar. Hep vardık fakat böyle kameraların arkasındaydık, işin mutfağındaydık. Dedik bu sefer çıkalım. Bizim de bir katkımız olursa Türkiye'ye, Zonguldak'a biz onur duyarız. Gençlerimizin, bayanlarımızın bu siyasette var olmasını istiyorum. Yanlış anlamayın Sayın Başkanım. Sayın erkekler. Hep erkek egemenliği olmasın. Birazcık da bayanların olduğu. Çünkü bayanlar anne. Bayanlar merhaba etmemek. Bayanların oturduğu yerde erkekler de oturuşuna çekidüzen veriyorlar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani olmadıkları yerlerde nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama bu kadar benim söyleyeceklerim. Teşekkür ediyorum tekrar sizlere. Hak eden gelsin. Benim dileğim bu. Yapı olarak şöyle bir yapıya sahibim. Onu söyleyeyim. Mücadeleciyim. Asla yılmıyorum. Haksızlık karşısında da asla eğilmem. Eğer ki şu seçimlerde AK Parti Zonguldak'ta 3 tane biliyorsunuz bundan önce 3 tane milletvekiliye sahiptik. 5 milletvekili var seçim hakkı. 3 milletvekili alıyoruz. Bu düşerse çok özür diliyorum. Önce ben üzüleceğim.
Çünkü ben AK Parti'ye geçtiğim için çok çok tepkiler aldım, aşırı tepkiler aldım. Ama ben geçtiğimden dolayı onur duyuyorum. Makam mevki hiç önemli değil. Dostluklar benim için daha çok önemli. Ben Zonguldak Merkezi'de oturuyorum. Benim Zonguldak Merkezi'nde evim var. Her partiden insanları benim balkonumda görmüş olabilirsiniz. Basın arkadaşlarımla dahil olmak üzere. Yap olarak böyleyim. Merhametliyim. Allah korkusu olan bir insanım. Diliyorum sizden artık dualarla, sizin desteğinizle bana da burada halkımızı savunmaya destek olun. Teşekkür ederim. Özçelik. Evet arkadaşlar, var mı başka sorusu olan? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.